Merhaba arkadaşlar, değerli Uşak halkı. Evet, uzun bir aradan sonra sizlerin de gördüğü gibi ve bu konuşmadan da anlayacağınız gibi eski mesleğimiz olan gazetecilik olayına, medya olayına bir kez daha sizlerin de tabii ki katkılarıyla başlamış olduk. Evet, gazetemizi yaparken gerçekten çok düşündük. Bu ta çok önceki yıllardan beri bizim kafamızı meşgul eden bir proje değildi. Ama hayata geçirmek bugüne nasip oldu. Yıllar önce İzmir'de gazetecilik yaptığımız dönemlerde bu tarz bir gazetemiz vardı. Yani o gazetede de biz bir ara çalışmıştık ve o yıllardan beri hep aklımızdaydı bu Uşak'ta da neden böyle bir şey olmasın diye. Şimdiye kadar bilmiyorum bu kadar geniş çaplı bir gazete yapıldı mı ama isminden de anlaşılacağı gibi bizim gazetemiz Uşak Esnaf Gazetesi. Neden biz esnaflarımızı ele aldık? Gerçekten yıllarca biz de esnaflık yaptığımız için hala hatırı sorulmayan, dertleri sorunları sorulmayan ve üstüne gidilmeyen yani tek bir kesim diyebiliriz esnafa. Genelde işte memurlar, işçiler, şunlar bunlar üzerine genelde yorumlar yapılıyor. İşte devlette toplu sözleşmeler, şunlar bunlar ama genelde esnafın haline pek de soran olmuyor. İşte biz bu amaçla Uşak Esnaf Gazetesi'ni sizlere layık gördük ve Uşak halkıyla paylaşmaya karar verdik. Böyle bir gazete çıkarmaya, internet gazetesi çıkarmaya karar verdik ve yaklaşık 10-15 gündür hatta 20 gündür bu siteyle ilgili, çok güzel ve özel bir site olmasıyla ilgili teknik ekipteki arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladılar ve bu siteyi de şu anda konuşmadan anlayacağınız gibi yayına sokmuş bulunmaktayız. Evet, neler olacak gazetemizde? Öncelikle ben ondan hemen kısa kısa bahsedeceğim. Zaten zamanla siz de gazetemizi ziyaret ettikçe, web sitemizi ziyaret ettikçe bizimlerin neler yapmaya çalıştığını yakından anlayacaksınız. Evet, esnafa özel bir gazete olacak. Uşaklı esnafının dertlerine, sorunlarına elimizden geldiğince derman olmaya çalışacağız, çare olmaya çalışacağız. Dediğim gibi pek çok yerel gazete var ama esnafın sorunlarıyla ilgilenen çok da öyle bir gazete yok. Çok önemli bir gelişme olmadıktan sonra çok da fazla esnafın hali hatırı sorulmuyor. Tabii ki genelde esnafla ilgili olacak dedik ama çok önemli Uşak gündemini meşgul eden haberlere de yer vereceğiz. Gazetemizde esnaflarımızla röportajlarımız olacak. Onların sorunlarını dinleyeceğiz, dertlerini dinleyeceğiz. Yine esnaf arkadaşlarımızın yaptığı ürünlerle ilgili veya hangi dalda hizmet veriyorlarsa onunla ilgili onlardan bilgiler alacağız, Uşak halkını aydınlatacağız. Uşak halkının işte atıyorum sofrasına nasıl geliyor o yiyecek içecekler veya ne bileyim her sektörle ilgili olarak merak ettiklerini Uşak halkı da bu sayfamızda bulabilecek. Ayrıca indirim haberleri, kampanya haberleri yine esnaflarımızla işbirliği içerisinde bütün Uşak halkına duyurulacak. Bunun yanı sıra Uşak'ta benim kendim de yaşayıp gördüğüm bir olay var. Onu hayata geçirmek istiyorum. Yine bu gazetemizde ona da yer verdik biz. Bir esnaf rehberi hazırladık. Daha önceleri bunlar tabii ajandalar halinde ve kitaplar halinde basılıp dağıtılıyordu. Biz bunu internet sitemizde yapacağız. Ayrı bir bölüm yaptık esnaf rehberi diye. Orada her sektöre ait telefon numaraları ve adresleri bir tıkla bütün bizi takip eden okuyucularımız, gazetemizin okuyucuları veya gazetemizi ziyaret eden herkes bir tıkla hangi branşta, hangi meslek dalında veyahut hangi işi yaptırmak istiyorsa onunla ilgili bir tıkla istediği telefon numarasına ve adrese ulaşabilecek. Bunu yine biz esnaf arkadaşlarımıza ortaklaşa çalışma olarak yürüteceğiz. Atıyorum evinizde bir elektrik arızası meydana geldi. Yani ben aynı şekilde başıma geldiği için dakikalarca internette mesela bir beyaz eşya tamircisi aradık. Maalesef bulamadık. En son bir komşudan şuradan buradan aldık. Bu öyle olmayacak. Artık esnaf gazetesinde, esnaf rehberinde tıkladığınız zaman hangi konuda ihtiyaç duyduğunuz sektörde kime istiyorsanız işte elektrik tamircisi olabilir veyahut bir yemek siparişi vermek isteyebilirsiniz veyahut beyaz eşya tamircisi olabilir, elektronik tamircisi olabilir. Bununla ilgili her türlü telefon numaralarına ve adreslere de sitemizden
ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi röportajlarımız olacak, tanıtımlarımız olacak, esnaflarımızı tanıtacağız, daha yakından tanıyacağız Uşak esnaflarımızı. Ve tabii ki yine bir şikayet, dilek ve istek kutumuz, yani bölümümüz olacak. Kutumuz diyorum yani, genelde ısındığı için şikayet ve dilek kutusu diye. Bununla ilgili de eğer tüketicilerin esnafla ilgili bir şikayetleri olursa belgeleriyle birlikte bunları bize başvurduklarında biz de bu yanlışların, bu hataların düzeltilmesi için gazete olarak elimizden geleni yapacağız. Evet, Allah'ın izniyle başladık. Şu an bunu izliyorsanız biz bu işe başlamışız demek ki. Çok güzel, çok değerli genç bir ekibimiz var. Moderatörlerimiz çok iyi. Gerçekten çok elit bir ekip oluşturmaya çalıştık. En kısa zamanda sizlere doğru uğrayacağız, sizlerin yanına da uğrayacağız. Tabii ki bu internet sitesi olduğu için buradan ben yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize de seslenmek istiyorum. Hani yurt dışından gelmeden önce bakalım Uşak'ta neler var, neler yok, işte nerede ne ucuz, nerede ne yenilebilir, nerede ne içilebilir, nerelerde gezip eğlenebiliriz, nerelerde vakit geçirebiliriz diye daha henüz Uşak'a gelmeden sitemizi, gazetemizi ziyaret ederek bunları da öğrenebilecekler. Yani en azından Uşak'a gelmeden hemen hemen her şey hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Dediğim gibi inşallah çok güzel bir süreç bekliyor gazetemizi ve Uşak esnafını, tabii ki dolayısıyla Uşak halkını. Allah utandırmasın diyorum. Biz bu yola çıktık. İnşallah sizlerin de istediği gibi, sizlerin de istediği şekilde yolumuza devam ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Gazetemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Uşak esnaf.net bundan böyle hizmetinizde.